Sevgili balık burçları, ay burcu balık, yükselen burcu balık olan sevgili dostlarım bakalım sizleri ne bekliyor? 30 Haziran haftası, artık Haziran'ı da noktaladık. Yarın 1 Temmuz cuma. Evet, önümüzdeki 6 Temmuz'a kadar olan bölüm, 30 Haziran 6 Temmuz arası sizleri neler bekliyor? Hayırlısıyla okumaya çalışacağım. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah sevgili dostlarım. Rabbimin verdiği bütün nimetler, bütün bize verdiği zenginlikler şükürler olsun arkadaşlarım. Sabaha kadar uykusuz kaldıysan, çalıştıysan, hastaysan Rabbim şifa versin inşallah ve evimizlere evimize bereketler versin. Varsa negatif enerjiler bir anda ondan kurtulmak nasip olsun inşallah. Arkadaşlar bazen de siz namazdayken, ibadetteyken şeytan gelir ve e, sana bir vesvese verir. Balık burçları. Özellikle balıklarda çok olur. Hassassınız ya siz onu hissediyorsunuz. Ve her kim böyle vesvese anında karşılaşırsa mutlaka ve mutlaka 21 tane Bismillahirrahmanirrahim çeksin. Güç, kuvvet kazanacak ve Allah'ın çizdiği yolda ilerleyecektir. Arkadaşlar, geçen gün birisi bana yazmış. Demiş ki, hep mi balık burcunda sohbet ediyorsunuz? Arkadaşlar ben sohbet edip de yani nasılsın? Bugün perde mi aldın? Bugün alışverişe mi gittin diyorum. Tabii ki sohbeti Kur'an çerçevesinde, hadis çerçevesinde, ibadet çerçevesinde yapıyorum. Örnekler gösteriyorum. Yazmış bir tane dallamanın birisi. E, sen hep mi bize Böyle yapıyorsun balık buçlarına Hemen cevabı verdim. Dedim senin gibi takipçinin lüzumu yok. Arkadaşlar ne yaparsam edeyim balık buçları bir başını kaldırıp bir şey söylüyor. Yani ben sohbet ediyorsam bazen kendi üstümden gidiyorum. Ben sizin üstünüzden sohbet edemem arkadaşlar. Bana gelen sır ölüme gider. Mezara gider. Kim benimle sırrını paylaşıyorsa mezara gider. Ben tutup da Aa bazı youtuberların yaptığı gibi şu günde evli bir kadın aradı da kocasını aldatıyormuş tu falan mı diyeceğim. Böyle bir şey diyebilir miyim? Kimseyi yargılama hakkım var mı? Kendi dünyamdan örnek vereceğim. Ben verirsem kendi dünyamdan veririm. Başkasının hayatından bir örnek verme hakkım yok. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Ben sohbet falan etmiyorum arkadaşlar. Gereken neyse o gün söyleyeyim. Hep mi bizi buluyor. Onu diyen arkadaşım ebediyen benim videolarımı seyretmesin. Eğer aklından bunu geçiriyorsan balık burçları hemen hemen şu andan itibaren beni takibi bırak. Ben bir şeyler söylüyorsam herkesin aklı başına gelsin diye söylüyorum arkadaşlar. Balık burcunda ne dediysem hatırlamıyorum. Ha ne dedim ben geçen hafta? Balık burçları duyarlı dedim. Çok şikayet geliyor bana arkadaşlar. Ben başım ağrıyor, depresyondayım ağırlığını hissediyorsunuz arkadaşlar ama o arkadaşımız balık burcu olduğunu sanmıyorum çünkü muhtemelen ki duygusuz bir gırtlak bir bağırsak tiplemelerinden sadece yiyeyim içim gezeyim tozayım başka bir şey düşünen tiplerden değil balık burçları duyarlı demişim sohbetin konusu da o arkadaşlar bunun neresi sohbet ben bu direkt size bu konuyu hitap ediyorum lütfen yorum yazın arkadaşlar ben balık burçları duyarlı yunuslar gibi duyarlı balinalar gibi duyarlı dünyanın acısını hissediyor dediysen bu bir sohbet mi? Bu bir gerçek mi? Araştırma sonucu mu? Lütfen bunu yazın arkadaşlar. Böyle dallamalar da bana lüzumu yok. Benim bana lüzumu yok senin gibi takipçinin. Git dedim bir daha da gelme. Gelmesin arkadaşlar huzur kaçırıyor gelmesin ağzımızın tadını kaçırıyor ya ne güzel şurada biz bize sohbet ediyoruz biz bize bir şeyler yapıyoruz Aa, ağzımızın tadını kaçırmak için her şeyi yapıyor. Git defol nereye gidersen git. Benden uzak ol da nereye gidersen git. Çünkü benim işim yok arkadaşlar. Böyleleriyle işim olmaz. Rabbim böyle kötü kalplerden etmesin. Bütün emeğime bakın emekçi bir kadın olaraktan her şeyimle emek ediyorum. Geliyor dallamanın biri bütün emeklerimi boşa çıkartıyor. Defolsun gitsin bir daha da gereği yok arkadaşlar. Böylelerinin gereği yok. Ben gereken bütün bilgilerimi, birikimlerimi aktarırken helal hoş da olsun diyorum. Belki de yani ne bileyim ne yapmam gerekir? Boş boş konuşmam gerekir herhalde. Suç mu arkadaşlar? Duyarlısınız balık burçları. Bilinçaltınız çok aktif. Biraz e, kendinizi rahat bırakın. müzikte şifalan şifalanın de, demek suç mu yani? Çözüm yolunu da söylüyorum. Ama robot olacağım bundan sonra. Balıklara özellikle robot olacağım. Haberiniz olsun balık burçları. Çünkü ne yapsam balıkları sevindiremiyorum yani. Ya yani öyle bir sevindirme niyetim de yok. Gerekirse bir tane bile balık burcu takip etmesin ama iki senedir her hafta şikayet geliyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şunu yaptım, bunu yaptın. Kardeşim ben bütün burçları yapayım. Hiçbir burçtan şikayet gelme. Hiçbir burçtan. Balık burçları her dakika şikayet ediyor ya. Nedir bu ya? Başlıyorum arkadaşlar yıldıznamenizi hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lehü ma ve ma ardı ve lehül fi'l ahira ve hüvel hakimül habir. Ya lemu ya fi'l ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzili mines semai ve ma yeri ucu fiha ve hüber rahimül gafur. Ve kalellezine keferu la tetinis sa'ah. Kul Bela ve rabila tetiyennekum alimül gayb. La yazibu bu anhu miskalü zerratin fis semavati ve fil ardı ve la askaru min zalike ve ekbere illa kitabı mübin. Şimdi arkadaşlar Sebe suresini okudum. Bir, iki ve üçüncü ayetler. Hamdolsun göklerde ve yerde bulunanların tümünün sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd o, onadır. O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdar olandır. Yerin içine gireni de ondan çıkanı da gökten ineni oranı yükseleni de bilir. O bağışlayandır esirgeyendir. İnkarcılar kıyamet bize gelmeyecek dediler. De ki Hayır gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki o mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarda bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık bir kitapla yazılıdır. Arkadaşlar şimdi bazı kereler şöyle bir şey oluyor. Bana diyorlar ki gaybı sadece Allah bilir. Evet doğru gaybı Allah bilir. Gelecek henüz yazılmadı onu biz yazacağız. Bunu da her zaman söylüyorum ama bazen de kalp gözü açık olan Keşif gözü açık olan insanlara Rabbim e, böyle onların e, ön sezileriyle, onların duygularıyla bizlere gelecekle ilgili haberler verebilir. Çok iyi medyumlar, çok iyi astrologlar bazen bunları okuyabilir. Tabi %100 doğru olarak değil de hissiyat şeklinde gelebilir. Rüyalar kanalıyla gelebilir. Burada da onlardan söz ediyor arkadaşlar. Bilimsel düşünmeye önem verdiğiniz bir haftadasınız bazı önemli haberler alabilirsiniz haklıyı haksızdan ayıracağınız bir haftadasınız 3 kişi bir araya gelip konuşma yapacaksınız bir arsa meselesi bir tarla meselesi olabilir yalnız sizin hakkınızı yiyen haramla oturan birileri var onlara karşı dikkatli olun sevgili e, balık burçları hayırlısıyla bazı başlangıçlar yapmak sana çok iyi gelecek ve hızla süratle bir yere gideceksin. hayırlısıyla gittiğin yerlerden hayır göreceksin. Üzerindeki ağırlık ve e, ne bileyim şiddetli baş ağrısı, şiddetli ağrıların geçecek. Evet, bazı etrafınızda düşmanlar var. Kılık değiştirmiş, dost gibi görünen düşmanlar var. Onlara karşı da çok dikkatli olmanızı istiyorum. Evet, bazı nasıl diyeyim hastalık yönünden çok dikkatli olun. Ya hastalıkla ilgili ya da bazı kronik rahatsızlıklar olabilir. Sinir sistemi rahatsızlıkları olabilir. Onlara karşı dikkatli olmanızı öneriyorum lütfen. Şimdi başka diyebileceğim arkadaşlar şöyle bir baktığımda aslında genelde şanslı bir haftada balık burçları omurgasız insanlara dikkat edin. Sizi yerden yere vurmaya çalışacaklar. Resmi evraklar alınacak. Bu hafta çok hayırlı haberler alacaksınız. Girdiğiniz sınavlardan hayırlı haberler alacağınızı, yollar yapacağınızı görüyorum. Aşk hayatınızda da renklenmeler söz konusu olacak. Renkli bir dünyaya adım atabileceksin. Özellikle balıklarla boğalar Balıklarla kovalar ve balıklarla akrepler arasındaki ilişkilerde e, diyorum ki balık burçlarına biraz daha e, geri dur, geri planda dur, biraz daha gardını al. 2 haftadır haber gelmiyor, iki haftadır ayrılık yaşanmış. Yakında bu ayrılık çözülecek hayırlısı ile sevgili dostlarım. Aynı zamanda bakınız, bir takım hem maddi bollar kavuşma haftasındasınız. Bir mülkünüz kiraya gidebilir. Siz kiraya çıkabilirsiniz. Bir kira sözleşmesi e, imzalanabilir arkadaşlar. Ve korktuğunuz iki olay var. İkisinde de hayır ve hasanet göreceksiniz. Hayırlı haberler geleceğini gösteriyor sevgili arkadaşlar. Hayırlı haberler gelmesi için bir kötü rüya görmüş olabilirsin ya da rüyalarda şifalanmak için rüyalarda haber almak için arkadaşlar her gün düzenli olaraktan ibadetlerinizi yapın olumlu olayları düşünün sabah kalktığınızda mutlaka rüyanızın anlamı için suya söyleyin Allah'ım su gibi aziz olsun rüyam su gibi akıcı olsun deyin Arkadaşlar aynı zamanda fakirlikten, yoksulluktan varsa borçtan kurtuluş haftanız olacak. Ve haber bekliyorsunuz. Hayırlı haberler gelmesi için veya kalp gözünüzün, keşif gözünüzün açılması için, rüyalarda mesaj almak için, sevdiğin insanla barışmak için ya ha bir zikrini veriyorum. Hayırlı haberler gelmesi için ya ha 812'dir tekrar sayısı. Hayırlı haberler gelecek. Sen de rahat edeceksin. Hayırlısı ile sevgili dostlarım. Hepinize güzel bir hafta olsun. Hayır, hayırlara vesile olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ben Astro Canan izlediğiniz için teşekkür ederim.